Efendim bir diğer yandan da NATO üyelik süreci çıkmaza giren Finlandiya. 2019 yılından beri Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Finlandiya Savunma Bakanlığı Özel Danışmanı, zırhlarda kullanılacak çeliğin Türkiye'ye satışı için lisans verildiğini duyurdu. Başta söyledik. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. Ankara'nın NATO üyeliği onayı için istediği koşullardan biriydi. Karar 4 yıl sonra geldi. Finlandiya 2019 yılından bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Açıklamayı NATO üyeliği çıkmaza giren Finlandiya'nın Savunma Bakanlığı Özel Danışmanı Riikka Pitkänen yaptı. Bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. AFP'ye konuşan Pitkänen, zırhlılarda kullanılacak çeliğin bir Türk şirketine satılması için ihracat lisansının salı günü verildiğini söyledi. Finlandiya yönetimi 2019'da Suriye'deki askeri operasyonun nedeniyle Türkiye'ye yeni askeri ihraç lisansı verme işlemlerini durdurmuştu. Askeri ihracatın yeniden başlaması Türkiye'nin şu an için askıda olan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine onay vermek için belirlediği koşullardan biriydi. Geçtiğimiz Eylül ayında da İsveç Türkiye'ye yönelik askeri ihraç yasağını kaldırmıştı. Değerli izleyenler, Yüksek Seçim Kurulu'nda görev süresi sona eren Başkan Muharrem Akkaya da dahil 5 üyenin yerine yapılan seçimler tamamlandı. Sırada YSK Başkanı'nın seçimi var. Detayları TV100 muhabiri Mehmet Bal'dan alacağız. Mehmet. Gizem, Türkiye aslında önümüzdeki sürece, seçime, Türkiye'nin seçimine odaklandı dersek yanlış olmaz. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haziran ayına işaret edilmişti. Hemen akabinde ise 14 Mayıs tarihine Türkiye odaklandı. Ancak biraz önce sen de aktardın, seçimi yönetecek kadroların da net olması gerekiyor. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nda da farklı bir seçim heyecanı hakim. Bunu söyleyebiliriz. 24 Ocak tarihinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya'nın da içinde bulunduğu 5 üyenin görev süresi sona erdi. Geçtiğimiz haftalar süresince ise bu üyelerin belirlenme çalışmaları, belirleme oylamaları vardı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 üyesi bulunuyor. 7'si asıl, 4'ü ise yedek üye. 5 yeni üyenin belirlenmesi ise tamamlandı. 17 Ocak tarihinde önce Danıştay'da oylamalar gerçekleştirildi. Danıştay kontenjanından 2 isim Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni üyeleri oldular. Ardındansa Yargıtay'da oylamaya geçildi. Yargıtay'da oylama geçtiğimiz yıllara göre daha fazla sürdüğünü, daha uzun sürdüğünü söyleyebilirim. Bunun sebebi de aslında bakarsanız Yüksek Seçim Kurulu'na üye olabilmek için 16 adayın yarışmasıydı. 16 üyenin içerisinden bugün itibariyle 3 aday belirlenmiş oldu. 19 tur yapıldı. 19. turun sonunda da 3. aday da belirlendi. Bundan sonra süreç ne olacak? Bundan sonra ise Muharrem Akkaya'dan boşalan koltuk için, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı belirlenecek. Gizli oylamayla yapılacak. Yeni üye olan 5 isim de aynı şekilde başkanlık için yarışacaklar. Yeni başkan belirlenene kadarsa Muharrem Akkaya görevine devam edecek. Şimdi ise artık bundan sonraki süreçte Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanının oylamasına gözlerin çevrildiğini söyleyebiliriz. Gizem.